Yumenikki. Geçen günlerde videosunu çekebileceğim garip bir indie oyun arıyordum ve karşıma bu oyun çıktı. Oyun ücretsiz bir oyundu. Ben de dedim bir oynayayım bakayım. Oyunu oynarken dedim ben ne yapıyorum şu an? Cidden bu oyun oynadığım en ucube oyundu diyebilirim. Hani böyle ilk oyun yapmaya başlayanların yaptığı oyunlar gibiydi ki sonrasında baktım gerçekten öyleymiş galiba. Ama yine de videosunu yapmaya değer buldum ve bu videoyu yaptım. Videoya geçmeden beğenip abone olursan bana çok destek olmuş olursun. Uzatmadan başlayalım. Oyunun ismi olan Yumenikki Türkçe'de rüya günlüğü anlamına geliyor. Oyuna bir odada başlıyoruz. Ayrıca yönettiğimiz karakter küçük bir kız çocuğu. Etrafta mal mal dolandıktan sonra yatıp uyuyoruz ve asıl olay o zaman başlıyor. Kızımız rüyalara dalıyor ve bu sırada biz de kızın bilinçaltına geçmiş oluyoruz. Uyandığınızda da odada bir iki değişiklik olduğunu fark edebilirsiniz. Mesela oyun konsolu vardı, o şu anda yok. Evden çıktığımızda 12 tane kapı görüyoruz. Bu kapıların hepsi kızın bilinçaltını anlatan odalar. Yani sanırım öyle benim anladığım kadarıyla. Buradaki her odanın içinde toplayabildiğimiz eşyalar var ve bunlar bize yolculuğumuz boyunca yardım ediyor. Özellikle bisiklet bayağı işe yarıyor. Çünkü karakterimiz saatte 1 kilometre ile gittiği için bayağı sinir bozuyor. Oyunu bitirmek için toplamda 24 tane eşya toplamanız lazım. Ayrıca odaların hepsinde belirli bir yöne doğru giderseniz tekrar başa dönüyorsunuz. Sonra da yok. Kesin paradoks. Başa mı geldin? Ha tamam, demek ki döngüdeyiz ya. Buradan da anladığım kadarıyla çocuk bir paradoksun içinde ve bundan hiçbir şekilde kurtulamıyor. Oyunun içindeki odalar çok garipti ve bazı odalarda çıkışı bulamadım diye harbiden çok sinir oldum. Alt F4 çekesim geldi. Ama malum video yetiştirmek lazımdı. O yüzden devam ettim. Oyun ne kadar korku oyunu olsa da aslında pek gerici değil. Çünkü önüme gelen tüm canavarların dibine girsem de bir şey olmadığını fark ettim. Oda değiştirmek ve eşya toplamak dışında hiçbir aksiyon olmuyordu. O yüzden kafam rahattı baya. Onun dışında oyun size hiçbir konuda yardımcı olmuyor. Her şeyi kendiniz yaşayarak öğreniyorsunuz. Ayrıca oyunda herhangi bir diyalog da yok. Karakterimizi sadece rüyasında gördüğü şeylerle az çok tanımaya çalışıyoruz. Rüyalarda da küçük bir kızın içinde bulunmaması gereken yerler olduğunu fark ettim. Mesela kazinoya benzettiğim bu yer veya trende baş başa kaldığı korkunç görünümlü adam. Ama garip olan adam kızın yanına değil, kız adamın yanına oturuyor. Ayrıca burada bir şey daha fark ettim. Kızımız yaşadığı evde tek başına kalıyor. Başka hiç kimsesi yok ve uyanıkken televizyonun önünde konsol olduğunu görüyoruz. Bu da aklıma rüyalarda gördüğümüz renkli figürlerin aslında oyunlardaki karakterlerin bir yansıması gibi göründüğünü düşündüm. Çünkü aslında bizim ekrana bakınca gördüğümüz renkler kırmızı, yeşil ve mavinin birbirlerine karışarak yarattığı renkler. Ama tabi sallıyor da olabilirim. Oynarken aklıma bu geldi yani. Oyun her ne kadar çok garip olsa da şu kısmını çok sevdim. Bu tarz oyunlarda herkes bu mistik havadan dolayı gizemleri çözmeye çalışıyor. Oyun sana bilgi vermediği için sen daha çok oyunu öğrenmek istiyorsun. Ki bu yüzden oyunu oynadıktan sonra internete baktığımda herkes bir sürü teori sallamış. Oyun hakkında hiçbir bilgi olmadığı için ve aynı zamanda yapımcısından da hiçbir ses çıkmadığı için herkes oyunu çok merak etmiş ve kendince hikaye yarat. Oyundaki görüntüler pek dikkatimi çekmedi. Benim öyle ulan neymiş bu ya falan demedim. Ama oyunun müzikleri gerçekten iyiydi. Sizi atmosfere sokuyordu. Neyse, oyunun oynanışına geri döndüğümüzde ne kadar oyunda hiçbir etkileşim olmadığını söylesem de aslında bir tane söylemediğim bir şey vardı. Çünkü oynarken bu detayı bilmiyordum. Olan şey ise şu. Evet, karakterimiz eğer eline bıçak alırsa birilerini öldürebiliyor. Ayrıca benim oynarken fark etmediğim daha bir sürü detay varmış. Mesela bu tarz birkaç sahneye bakalım. Evet, biraz enteresan sahneler. Oyunun sonunda ise tüm yumurtaları koyup uyandıktan sonra karakterimiz balkona çıkıyor ve buradan aşağı atlıyor. Sonrasında bir kan görüntüsü ve aynı zamanda müzik sesi duyuyoruz. Birçok insan bu müzik sesini ambulans sesine benzetmiş. Aynı zamanda bu kanın etrafında dolaşan ahtapotları da hala rüyanın devam ettiğinin bir simgesi olduğunu düşünüyorum. Ben yorumunu size bırakıyorum. Şimdi oyunu eleştirecek olursak, bana kalırsa oyun pek iyi bir oyun değil. Normalde indie oyunları çok severim ama bu oyunun kalitesiz olduğunu söylemek gerek. Çünkü ne kadar teori uydursak da uyduralım, bence bu oyunun arkasında hiçbir hikaye yok. Bence yapımcı oyunun sonunu yaparken de pek düşünmemiş. Yani nasıl olsa korku oyunu böyle yapayım demiş. Ama kötü son yapacağım, insanları şaşırtacağım diye de hep aynı sonu yapmaya gerek yok. Biraz yaratıcı olun abi. Çünkü zaten oyunda diyalog olmadığı için karaktere bağlanamıyorsunuz bile. Oyun aslında gerçekten fikir açısından iyi bu arada. Hem böyle sürreal görseller kullanıp hem de küçük bir kızın kabuslarında paradoksa girmesi, yani bence bayağı iyi bir konu. Ama işte oyuna çok iyi yedirilemediğini düşünüyorum. Neyse, aynı şeyleri konuşup durmaya gerek yok. Videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak içinse abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi ise yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Çünkü cidden hepsini okuyorum ve ilgimi de çekiyor. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın.